bildiğimiz kadar yeni bir parça yaptın. Evet. İsmi bize ne oldu? Evet. Ne oldu bize? Valla işte Bu parça nasıl gelişti? parçanın gelişimi aslında kayıt aşamasında gelişti diyebilirim. Bestesini ben aslında birkaç sene öncesinde bitirmiştim zaten. Ama kendime doğru bir zemin hazırlayamıyordum bunun kaydı için. Doğru zamanı bekliyordum ama hasbihal kader işte ne kadar yani biz ne kadar bir şeyler projesini yapsak da zamanını kendimize uydursak da işte şöyle söyleyebilirim. Altyapısını Türkiye'de yaptırdığımız bir parça oldu. Okumalarını Belçika'da gerçekleştirdik. Ama okuma sırasında işte bu herkesin bildiği hala devam eden Filistin meselesi başlamıştı. Katliamı başlamıştı daha doğrusu. Herkes gibi ben de psikolojikman etkilendim diyebilirim çünkü ya bir işte vokal kaydı yapıyorsun, ondan sonra bir mola vereyim, bir sosyal medyaya bakayım diyorsun. Evet. Ya perişan oluyorsun o görüntüler karşısında, işte videolar karşısında falan. Yani öyle iş öyle bir hale gelmişti ki artık çalışamaz duruma gelmiştim açıkçası ve parçayı yarıda bırakmıştım. Evet. Olmuyordu yani, içimden gelmiyordu. Kendi kendimi sorgular hale gelmiştim. Yani senin bu insanlar için yapabileceğin bir şey yok mu diye. Ve bir duraksama dönemi oldu açıkçası. Evet. Ondan sonra işte ben de herkes gibi, çoğu insan gibi bu katliamı, bu adaletsizliği sosyal medya hesaplarımdan duyurmaya çalıştım. Yürüyüşlere katıldım, manifestolara katıldım. Bu zulmü duyurmak istedim. Ha şimdi diyeceksin ki işte böyle bir şey yapmak hissini niye kapıldın falan da diyebilirsin. Yani şimdi baktığında bir Hristiyan, Katolik o meydanları doldururken, hatta bir Yahudi, hatta bir Allahsız bile oradayken benim Müslüman kimliğimle, Türk kimliğimle elbette ben orada olacağım. Elbette ki bu zulmü duyurmaya çalışacağım. Yani çünkü orada yani bir çığlık var. Hala devam eden bir çığlık var ve de yani Allah için bunu insanlık duymak zorundadır yani. Çünkü o insanların bütün insani hakları kenara atılmıştır, yok sayılmıştır ve hala da bu böyle devam etmekte. Yani 11 ayın sultanı Ramazan'ı da bu insanlar bu şekilde geçirdiler. Bugün bayram mesela hala bu şekilde geçiriyorlar. Ben de bunu işte hasbihal kader bir duyurmaya çalıştım. Yani binlerce insanın katledilişine elbette ki yani işin özü şu aslında biliyor musun? Yani yazarım, çizerim, bestelerim, çalarım, söylerim, gülerim, oynarım da. Yani ama yani bu katliama sessiz kalmak bana göre iş değil. Olabilir. Yani, Herkesin kendi görüşü vardır. tabii 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 Doğrudur. tabii. Yani kimseye de ben öyle bir şey empoze edecek değilim. Ama ben kendi vicdani açımdan sessiz kalmamaya yeğledim. Elimden geldiği kadar bunu duyurmaya denedim. Bu çalışma da şöyle Filistin meselesine yansıdı. Ya ben bu şey yürüyüşlerden, bu paylaşımlardan fazla daha ne yapabilirim diye düşünürken parçanın zaten sözel anlam kısmı dünyadaki adaletsizliği vurguladığı için Filistin'le zaten bağdaştığı bir parça oldu. Bunun klibine de ben bunu yansıtmak istedim ama koyduğum unsurlar bir çocuğu bile rahatsız etmeyecek şekilde olması lazımdı. Onun için yani daha böyle çarpıcı şey objeler ve unsurlardan ziyade aydınlatmayla, jestlerle, bir takım işte senaryoya koyma şekliyle ben bunu anlatmak istedim. Yani o giysi kısımlarıydı falan filan. Evet. Benim de gerçekten beğendiğim bir çalışma oldu. Yani bir şeyler anlatmak benim derdim. Hani ben artık diyebileceğim şey dünyada barış olsun, adalet olsun. O insanların da bir şey söylemeye sözü olsun ve artık bu katliam dursun yani. Yani Evet. yani bebeklerden sivillere kadar bu insanların katli artık dursun. Benim maddi anlamda bir beklentim yok. Bu durumdan kendime pay çıkaracak kadar reklam çıkaracak bir karaktere de sahip değilim.
Sadece bu insanlara bir ses olayım dedim. Benim bu anlamda, yani dediğim gibi tekrar vurguluyorum, bir beklentim falan yok. İnsanlar evet, dinlesinler. Bana yetiyor yani. Olur ya, her şey zamanla. Tabii tabii, inşallah inşallah.